Sayın seyirciler, deprem sadece binalara zarar vermedi. Şüphesiz hayatlar sarsıldı. Depremzedeler ve depremi yüreğinde hisseden herkes, hepimiz sarsıldık. Afet geride kaldı, artık yaraları sarma vakti. Depremzedelere psikolojik desteğin önemini konuşacağız şimdi ve canlı yayınımızda psikiyatr doktor Barış Özen Ünsalver canlı yayında konuğumuz. Sayın Ünsalver, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Biraz olsun giriş yapmaya çalıştım ben de. Depremzedelere yönelik psikolojik destek de veriliyor. Bunun açıklamalarını yaptı yetkililer. Öncelikle şuna, şunu soralım size. Ben biraz sizinle konuşmadan önce internete baktığımda hani yasın 5 kuralı diye bir şeyden bahsediliyor. Önce insanlar öfke duyar bu tarz bir travmayla karşılaştığında. Sonra pazarlık aşaması, sonrasında işte depresyon ve kabullenme diye bu safhalar gidiyor. Şimdi depremzedeler öncelikle orada ve tabii ki tüm Türkiye'de hangi aşamada ve onlara nasıl yol göstermek gerekir? Tabii aslında şu anda tüm Türkiye olarak belki de halen şok aşamasından çıkamamış olabiliriz. Çünkü halen toprağın altından, enkazın altından çıkan kişiler var. Ve halen gördüğümüz görüntülerde bazı binalar sarsılmışken diğerleri tamamen çökmüş durumda. İnsanlar bunu anlamaya çalışıyor. Öfkeleniyorlar. Ve hani halk olarak sadece Van'da yaşayan insanlar değil, tüm Türkiye hani neden hala bunlar olabiliyor? Biz 1999'da bu depremi yaşadık, başka depremler yaşadık. Bununla ilgili binalarla ilgili bir takım yönetmelikler geldi ve aradan geçen bu kadar süre sonra gene böyle bir şeyle karşılaştık. Bu tabii ki hem bir şaşkınlık, şok hem de öfkeye neden oluyor. Bu süre belki bir hafta 10 gün daha devam edecektir. Daha sonrasında bir özellikle Van'da yaşayan kişiler açısından daha zorlu bir süreç başlayacak. Çünkü hayatta kalma çabası var. Enkazın altından çıkarılan insanlar belki bir umutla bir süre bekliyorlar oradan kurtarılmayı. Fakat ondan sonrasında bazı tıbbi problemler, psikolojik problemler ekleniyor ve bu süreçte kişi bir noktadan sonra o ilk baştaki gücünü, sabrını sürdüremiyor. Peki bundan sonrasında nasıl bir yönlendirme yapılmalı oradaki insanlara, depremzedelere? Sonrasında Türkiye'de konuşacağız. Türkiye'de başka bir şey tartışıyor esasında depremden yola çıkarak. Herhalde hepimize en azından bir terapi gerekecek. Görünen o. Evet, yani tabii ki şimdi bu ilk dönemde bizim akut stres bozukluğu dediğimiz bir tablo ortaya çıkar. Kişi yaşadığı olayın şokuyla bazen dona kalır, hiçbir şey yapamaz. Bazen sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranır, yani sıradan bir olaymış gibi ve çözüm bulmaya çalışır, çabalar, savaşır. Bu dönemde kişi uykusuz kalabilir, günlerce, saatlerce enkazda birilerini aramaya kendisini verebilir. Bu arada Van dışında hani diğer şehirlerde yaşayan insanlar hazırlıklara başlayabilirler. İşte evlerine deprem kitleri toplayıp işte sanki deprem olacakmış gibi her gece tetikte yatabilirler. Yani sıkı önlem almaya başlamış olabilir şu anda bütün Türkiye'de yaşayan insanlar. Bu süreç içerisinde insanların iştahı bozulabilir. Bazı maddelere yönelme olabilir kendilerini iyi hissetmek için. Ve olay belki çok da net hafızalarında şu dönemde bir yer bulamaz. Yani bölük pörçüktür. Çünkü travmatik bir olay bu ve bu tür olayların anısı parça parça kaydedilir. Geçmişte Ağustos depremi, 1999'daki depremi yaşamış ya da Düzce'deki depremi yaşamış kişiler de ise şu anda anıları tekrar canlanmış olabilir. Tekrar kayıplarını hatırlıyor olabilirler. Yani travma eğer o dönemde çözülmemişse travma yeniden yaşanıyor olabilir. Bu süreçte insanlar eğer ki bu ilk bir ay işte yani çaresizlik, şok,
ağlama ve her türlü duygusal yoğunluğu yaşadıktan sonra eğer ki bir şekilde bunu hayatlarında bir yere koyabilirlerse, yani sorunlarıyla diyelim ki barınacak bir yer bulurlarsa, gelecekleriyle ilgili yeniden bir şekillendirme yapabilirlerse ve hani eğer kayıpları olduysa, bu hem ölüler olabilir hem de uzuv kayıpları olabilir. Hani kimi insanlar kolsuz bacaksız kalmış olabilir, böbreklerini yitirmiş olabilirler. Bütün bunlara uyum sağlamak için bir süre geçecek. Yaklaşık belki bir iki ay. Ama bundan, bu süreçte eğer psikolojik destek alınmazsa, yani kişi özellikle bu ilk günlerde ki biliyoruz ki şu anda o bölgede çalışan hekim arkadaşlarımız var, ruh sağlığı uzmanları, broşürler hazırlamışlar, Van merkezde, Erciş'te halkı bilgilendirmeye çalışıyorlar, bunları dağıtıyorlar. Bu süreçte eğer insanlar birbirleriyle duygularını paylaşmazsa, duygusal boşalma yaşamazlarsa ve bir süre sonra travma sonrası stres bozukluğu denilen bir tablonun gelişmesi söz konusu olabilir. Bu 1999 depreminden sonra da görüldü. Aslında çok basit psikolojik müdahalelerle bile bu tür travmatik olayların etkisi tedavi edilebiliyor ki 99 depreminde Türkiye Psikologlar Derneği ve Psikiyatri Derneği'nin bu konuda başarılı çalışmaları oldu. O nedenle bu konuda tabii şu anda sayı yeterli değil, oradaki ruh sağlığı uzmanlarının sayısı. Sanırım bölgeye giden kişiler de olacak. İnsanlar hani olabildiğince bu hizmete ulaşmaya çalışmasında fayda var. Herhalde Sağlık Bakanlığı da bu konuda bir şeyler yapacaktır. Burada mağdurların birbiriyle duygu paylaşımı da önemli. Çünkü hani ortak bir sorun bu. Hani bir kişi bir hasta olur, niye ben diye düşünür, ya da yakını ölür, niye benim yakınım öldü diye. Ama deprem tamamen kontrol dışında ve yüzlerce binlerce insanın hayatını etkilemiş durumda. Böyle olaylara anlam verebilmek için mağdurların bir arada birbirlerine kenetlenmesi de önemli. O gruplar halinde mesela bu yardım dağıtma çalışmalarında birbirini ezen, iten, başkalarının hakkını gasp eden kişilere ne yazık ki gene tanık olduk. İşte burada mesela yerel yönetimin çok önemi var. Orada bir düzenleme yapsalar, adaletli bir şekilde dağıtımı sağlarlarsa, zaten deprem gibi bir olayla bütün adalet yerle bir olmuş, insanlarda güven duygusu sarsılmış. Eğer yerel yönetim o konuda destek olursa, bu sarsılmış olan güven duygusu birazcık olsa da toparlayabilir. Peki şunu da sorayım son olarak Sayın Ünsalver. Az önce söylediniz siz de, şu an için sayı belki yetersiz ama özellikle bu önümüzdeki iki ay gerçekten önemli. Depremden kurtulmuş depremzedelerin hayata yeniden tutunmaları için, çünkü çok fazla şeyle uğraşacaklar. Dediğiniz gibi barınma ihtiyaçlarını giderecekler, hayatlarını yeniden yönlendirmeye çalışacaklar. Varsa acılarını bir şekilde ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Bu anlamda o az önce söylediğiniz hani depremzedelerin birbirleriyle konuşmasının önemi de bir şekilde nasıl organize edilebilir sizce? Yani bilinçlenmelerini ne kadar kolaylıkla sağlayabiliriz? Burada herhalde dediğim gibi yani yerel yönetimler önemli, muhtarlar önemli. Çünkü muhtarlar kendilerine kimlerin, hangi kişilerin bağlı olduğunu biliyorlar. Ve orada toplayıcı görev görmeleri lazım. Belki hani çadırların birbirine yakın kurulması önemli. Belki gene hani sağlık personelinin burada desteğine ihtiyaç var. Burada hemşirelerin ya da sağlık görevlilerinin belki şu anda acil müdahalelerde bulunması, yani daha çok hayatta kalmaya yönelik tıbbi müdahalelerde görevi var, ama belki hani bu tabii devletin yapacağı bir şey, belli kişileri görevlendirip diyelim ki muhtar o bölgede yaşayan insanları bir araya toplayıp hani neler yaşadınız, neler hissettiniz, korktunuz mu, uykusuz mu kaldınız, gelecekle ilgili nasıl korkularınız var, bundan sonraki hayatı nasıl hayal ediyorsunuz, bununla ilgili konuşmaya teşvik etmek lazım. Çünkü bu korkutucu ve sarsıcı bir olay. İnsanlar korkularını, kaygılarını, hüzünlerini
konuşabilirlerse birbirleriyle, o zaman bunu uzun dönemli bir hastalığa dönüşmesi ihtimali düşer. Duygularımızı kelimelere döküp dışa vurabilirsek, yani bununla ilgili birbirimizle konuşmak, günlük tutmak, belki blog açmak gibi, yani şu anda bilmiyorum, bu belki lüks bir öneri olabilir ama insanlar yaşadıkları travmayı ne kadar çok dile dökerlerse bunun da uzun dönemde kalıcı olması o kadar engellenebilir. Psikiyatri doktor Barış Özen, Ünsal ve çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız ve verdiğiniz bilgiler için yayınımıza katıldınız. Tekrar teşekkürler.